O restorana gittim, yemek yedim, sizinle konuştum. Ertesi gün reis gelmiş. Bir gün Evet. beklesem aynı anda orada olacağız. Ona Evet. hemen derdim orada. Ebru abla beni affetsin bir şeyler. Ya bu işin şakası tabii, onu görmek yeterdi. Yani şu an herhangi bir şey yok ama gideceğim tabii. Gideceğim yani, sahnesine giderim en azından. Gözün içine bakarım şöyle. O O da sizi kızmaz. zaten dayanamaz. Sever o beni Sahneye yani, zaten abarttılar. şey gibi olur mu? Yıldız Hanım'ın Sezen Aksu'ya ektiği bir çikolatayı alıp böyle bir seni Olabilir arayacak. ama orada şimdi tabii rejist farkı değil de hani şey var. Koskoca bir Sezen Aksu var. Biz yaşıtız, Ebru'yla arkadaşız. Yani dostluğum bitmez Ebru'yla. O da sanatsal olarak Sezen Aksu dev bir Evet. sanatçı ama bağışlar. Ayça öyle bir çalıştın ki Hayır yani ya, ben Bedri'ye, okudum yani bildiğin sadece. üniversite Sadece. sınavlarına bu kadar dikkatli çalışsaydın şu an Yok, okul gerçekten birinciliğin okudum. vardı. Demiş yani buradan aslında yol yapmış, demin Tuban da söyledi. Yol yapmış. İstese gidebilir yani, araya birilerinin girmesi yok. Sen gidebilecek kapasitede bir adamsın. Yani sahneye gittin, Ebru'ne sen buraya niye geldin mi diyecek, demeyecekti. Ben de şimdiden yol yapıyor. Böyle alttan buradan haber gider. Sonra sahneye gider, gözünün içine bakar. Ebru Gündeş onlar ne için küsmüşlerdi? Reza Bey'in başına bir şey geldiğinde o arayıp sormamış, Ha yanına evet. gitmemiş. Hatta düğününe çağırmamış. Chloe ile olan düğününe çağırmamış. Çok yakınlardı ya. O yüzden de Ebru Gündeş'le arasında bir ayrılık durumu girmiş. Yani Küslük şimdi girmiş. bir değil iki tane aslında bir hata, yanlış yapmış. Keşke bunu televizyon üzerinden yapmasaydı. Yani direkt alsaydı çiçeğini, çikolatasını. Hatta orada da zaten bir açıklama yapıyor. Fark ettiniz mi? Orada aralarında yaş farkı olduğu için orada bir saygı var diyor. Ya ben bir çiçek, çikolatanın arada saygı olduğunu da pek düşünmüyorum. Hani eğer karşı tarafı biz seviyorsak ya da biz onu kırdıysak, rencide ettiysek tabii ki çiçeğimi de alırım, çikolatamı da alırım. Hani o benden yaşça büyük diye illa bunu yapmam gerekmiyor. Aynı yaş grubuna da yapabiliriz. Zaten Evet, aynı yapabiliriz. yaş grubuyuz diyor biz Ama işte Ebru'yla hani diyor. onu da yapamam yani, o pek olmaz diyor. Giderim sahnesine bakarım, orada dururum. Yani keşke yapsaydı da hani sanki Öyle şey yapar olacak, işte. hani belli müddet sonra bunu yapacağım, yapacak. Ben size demiştim, gördünüz mü? Olacak Geçtiğimiz gibi geldi günlerde bana. stüdyodaki konuklarım ilk bunların barışma haberi gündeme geldiğinde demişti ki niye buradan magazincilere söylemiş ki? İşte Ebru Gündeş'in sahne aldığı yer belli, gitseydi orada işte sahnede barışsaydı demişti bir yorumcumuz. Serdar Ortaç duymuş olabilir mi acaba? Aynı Çünkü şeyi bu söylemiş. seferki açıklamasında da sahnesine giderim diyor. Ya bu daha doğru bir yol. Muhtemelen ona da dediler ki niye hani böyle bir yorum yapıyorsun işte şey. Bence Serdar Ortaç biraz tansiyon yokluyor. Hani Ebru Gündeş bakalım bu olaya nasıl cevap Nabzına verecek? göre şerbet Evet, verecek. evet. Eğer işte küçücük bir umut olursa sahnesine gidecek. Ama olmazsa ya dedim ama olmadı gidemedim mi diyecek Ortamı acaba? ayarlıyor şu anda çok büyük ihtimal. Bence Yani istese gidebilir. Yol yapmasına hiç gerek yok. mesela küs olduğun biri gelse öyle senin bir şeyine karşına çıksa, gülse sana ne yaparsın? Tepki vermem ben. Kinci değilim. Hemen affederim. Affeder Kıyamam. misin? O biraz kişinin karakterine de bağlı değil mi?
Bazı insanlar orada daha çok ego yapar ve hani direkt hakarete başlar. Sen bana bunu yaptın, şunu yaptın, seni görmek istemiyorum. Hani bir şey deriz, naz yapıyor işte. Hani biraz daha üstüne gideyim. Ki Ebru Gündeş onu yapacak tarzı bir kadın da değil. Tamam der, olmuş olabilir der. Zarif bir şekilde karşılar. Sarılırlar, kucaklaşırlar. Ama bu kadar süre araya, ama mesafe, bu kadar mesafe girdikten sonra eskisi gibi Ebru Gündeş de 7-24 bütün magazin kameralarında yan yanalarda olur mu? Olmazlar. Ama zaten araya bir soğukluk girmiş ya. O sadece hani küs kalmamak adına hani görüşüyor musunuz? Evet görüşüyoruz ama eskisi gibi zaten olmaz ki hiçbir ilişki baktığınızda. Yani eski samimiyet tabii ki kalmaz zaten. En basiti belki çok klişe olacak ama yani kırılan bardağı bile yapıştırdığımızda aynı sağlıklı hali almıyor. İlişkilerde de bu böyle. Hı hı. Bir kere bir ilişkide bir şey koptu mu mümkünatı yok ki onu yerine getirebilelim ya da tamir edebilelim. Evet. Ha, telafisi belki bir nebze olabilir ama eskisi gibi olmasa mümkün değil. Araya çünkü hem zaman giriyor hem olaylar birikiyor. Bir de affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var. Ben kendimi onların yerine koyduğumda. Hazmetmek hani, ve hazmedememek. Mesela hazmedebildiğim olay var ki ben de kin tutmam. Hemen bağışlarım ya da affederim ama mesela asla olmaz dediğim şey de var yani. Doğru. Hani o, benim duvarımı yıkmış bir şey de var ama ben nasılımdır biliyor musunuz? Asla olmaz dediğime bile 3 gün oturur ağlarım öyle bir şey olsa. 3. gün tamam derim yani. Hani öyle bir tarafım var ama önce bir kendimi bayağı bir hırpalarım diye düşünüyorum.